Giderim sağa sola, a benim ağlarım, Ramazanınız mübarek ola. Geldi çattı Ramazan, evlerimizin en vazgeçilmez olan ekmeği bugün Ramazan pidesi yapıyoruz. Gayet dışı nefis, içi yumuşacık, böyle dışı çıtır çıtır olan çok güzel bir Ramazan pidesi tarifi yapacağız. Fırıncı usulü. O zaman hemen yapım aşamasına geçelim. İlk olarak 5 su bardağı unumu kabıma ilave ediyorum ve ardından 2 su bardağı suyumu yavaşça ilave edip unumu yoğuracağım. Hamurumun kıvamına göre suyumu tekrar ilave edeceğim. Birazcık katı olduğu için 2 su bardaklık suyumu tamamen ilave ediyorum. Birazcık daha katı olduğu için yaklaşık yarım su bardağı daha su ilave edip yoğurmama devam ediyorum arkadaşlar. Ben hızlı hızlı yoğuracağım. Kabımdaki hamuru tezgahı unlayıp tezgaha alacağım ki tezgahta yoğurması daha kolay oluyor. Normalde makinesi olanlar için bu hamuru yapmak daha kolay ama elde yapmak biraz zor, emek istiyor. İlk 5 dakika yoğurmamız gerekiyor. Hamurumu tezgahta güzelce yoğurduktan sonra tuzumu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tuzumu hamuruma döküyorum ve güzelce yediriyorum. Mayamızdan önce tuzumuzu ekliyoruz ki mayamızın aktifliğini bozmasın. Tuzumuzu yedirdikten sonra da şekerimizi ekleyip tekrar yoğuracağız. 1-2-3 dakika falan yoğuruyorum ben burada. Ardından bir tatlı kaşığı da şekerimi ilave edip hamurumu tekrar yoğuruyorum. 3-4 dakika güzelce yedirdikten sonra sıra mayaya gelecek. Hızlı hızlı böyle masaya vurarak hamurunuzu yoğurun. Yarım paket instant kuru mayayı ilave edin ve hamurunuzu güzelce yoğurun. Mayayı iyice bir yedirin. Ben güzelce yediriyorum şimdi. Bunu böyle yedirdikten sonra kalıbımıza koyacağız ve mayalanmaya bırakacağız. Ben hızlı hızlı hemen yoğuruyorum. Hamurumu beze kıvamına getirdim ve kabıma koyuyorum. Üzerini de streçle kaplayıp yaklaşık 1 saat mayalanması için bekleteceğim. Hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi aşırı güzel kabarmış. Tezgahıma hafif un döküyorum ve streçimi hamurumdan ayırıyorum. Geri kalan hamurumu tezgaha serip beze kıvamına getireceğim ben bu hamuru. Hafif elinize yapışacak ama hafif elinizi unlayıp beze kıvamına getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben hemen beze kıvamına getiriyorum. Normalde bu hamurdan 2 adet çıkıyor. Ama ben 1 adet pide yaptım. Hamurumu kenara alıyorum ve yağlı kağıdımı alıyorum. Yağlı kağıdımın üstüne galeta unu serpiyorum ki pide hamurumu bunun üstüne koyacağım. Pide hamurumu yerleştirip ellerimle hafifçe yuvarlağını açmaya çalışıyorum, büyütmeye çalışıyorum. Birazcık büyüteceğim. Büyüttükten sonra da üstünü bir bez yardımıyla kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakacağım ki puf puf şişsin istiyorum hamurum. Şimdi yumurtalı sosunu yapalım. 1 yemek kaşığı yoğurdum var. 1 adet yumurta sarımı ilave ediyorum ve 1 yemek kaşığı da sıvı yağ döküyorum.
ve bunu bir güzel karıştırıyorum ve bulamaçım hazır oluyor. Ve bulamaçımı bir köşeye koyuyorum ve pidemizin üstüne sürmek için bekliyoruz. Yaklaşık bir yarım saat geçti ve benim pidem birazcık kabardı, mayalandı. Üstüne bulamaçlı sosumu sürüyorum, güzelce yayıyorum. Güzelce yaydıktan sonra pidemize parmak basacağız. Parmaklarımızla tırnaklayacağız yani. Böyle baklava dilimi şeklinde dik dik çizgiler çekiyorum. Sonra çapraz çapraz çekiyorum. Ve sonra da susam ve çörek otumu üstüne ilave ediyorum. Ben fırınımı önceden ısıttım. Tepsimi de ısıttım. Ki böyle yağlı kağıtla pidemi koyduğum zaman böyle altının çıtır çıtır olmasını istiyorum. Şu an tepsim sıcak. Bunu dikkatli bir şekilde alıp fırına koyuyorum. Fırın derecem de 230 derecede yaklaşık bir 15-17 dakika üstü kızarana kadar pidemi pişiriyorum. Şimdi tadım aşamasına geldik. Pidem çok güzel oldu. Ama iki tane şeyi ben bir tane yaptım. Yani normalde bundan iki adet çıkıyor. Ben bir tane yaptığım için kalın oldu biraz ama güzel oldu. Yani gerçekten pide tadında. Böyle bir şey yok. Çok güzel. Of nefis 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 sıcacık, üstüne peyniri sür, yağı sür, ye. Ben çok beğendim, size de bu tarif deneyin. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.